Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'nin savaş gemilerine talip oldular. Hemen projeye katılıp almak istiyorlar. Değerli izleyenler, Türk savunma sanayisinin yurt dışındaki kullanıcılar için yürüttüğü deniz platformu projelerindeki başarısı beraberinde yeni ihracat fırsatları getiriyor. Askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi ana yükleniciliğinde yürütülen Pakistan Milgen projesi kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetleri için üretilen 4 gemiden ilki olan PNS Babür, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki törenle teslim edildi. Milgem olarak başlayan projenin Pakistan uranmasının ihtiyaçlarına göre geliştirildiğini, boyunun uzatıldığını, değişik silah sistemlerinin adapte edildiğini anlatan Asvat Deniz Programları Direktörü Emre Koray Gençsoy, hesaplarıyla, analizleriyle, model testleriyle her şeyin baştan yapıldığını ifade etti. Projenin bitmesine yaklaşık 2 yıl kaldığını belirten Gençsoy şöyle konuştu: "Bu noktaya getirebildiğimiz için gururluyuz. Yaklaşık 108 metrelik bir gemi, 14,8 metre genişliği var, 3000 ton civarında. Ağır silah yükü var, denizaltı harbinden su üstü harbine, kara bombardımanından hava savunmasına kadar her türlü silah varyasyonu mevcut. Yerli ve milli unsurların dışında Pakistan donanmasının ilerlediği uluslararası silahlar da bu gemilere entegre edildi" ifadelerini kullandı. Projenin 2018'den Ağustos 2023'e kadar tek kalemde Türkiye'nin en büyük savunma sanayisi ihracatı olduğunu vurgulayan Gençsoy, deniz projesi olarak hala tek kalemde ülkenin en büyük ihracat projesi tacını koruduğunu belirtti. Pakistan projesine yoğun bir ilgi var. İki ülkede yapılıyor olması gemi platformu haricinde Pakistan donanmasına sağlayacağımız bakım, onarım tesisleri, yani gemiyi kullanırken operasyonda kalma süresini artıracak şekilde yaptığımız altyapı yatırımlarıyla pek çok konu üzerinde görüşmeler var. İyi haberler de geliyor. İnşallah çok yakında belki hep beraber bunları da duyurma şansını elde edebileceğiz" ifadelerine yer verdi. "Asat olarak her gemiyi zamanında indirdik. Çok yakın zamanında Badr gemimiz ilk liman kabul testini de başarıyla tamamladı. Bu zor ama diğer ülkeler için referans. Bu sadece Asfet için değil, ülkemiz için bir taç. Milgem'den aldığımız bir bayrak yarışı var. Çok zor zamanlarda yapılmış bir gemi. Biz bunu bu projelerde yurt dışına ihraç ederek taçlandırıyoruz" ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.